Ajan Spor özel içeriği Bol Basket şimdi başlıyor yeni bölümüyle. Burak Alaca hoş geldin. Hoş buldum. Yine önemli e, konu başlıkları var. Senle konuşacağımız, tartışacağımız. E, fenerbahçe Beko Anadolu-Efes karşılaşması sona erdi. Anadolu-Efes playoff dışında kaldı. Fenerbahçe için son şans artık. E, hesap kitap işleri yine bu haftada devam ediyor. E, maç sonu yine e, gergin olaylarda oldu. İstersen hem maçı hem de maç sonunu bir toparlayabilirsek e, ve ondan sonra da zaten Anadolu-Efes alakalı başka sorularım da olacak. Genel olarak geçen perşembe günü Fenerbahçe kulübü ve taraftarı adına oldukça stresli bir gündü. Üç farklı branşta üç ölüm kalım maçı tabiri caizse aynı güne konulmuştu. Ve şey hani e, nasıl derler saç beyazlatacak bir gündü aslında. Hani e, Günün sonunda Fenerbahçe taraftarları kafasını yastığa muhtemelen rahat koydu ama gerçekten e, Fenerbahçeliler için stres dolu bir gündü. Basketbol kısmına gelecek olursak ben salondan takip ettim. Orada da Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek lazım. Üç tane önemli branşta 3 önemli maç varken salon fulldü. Seyirci baskısı, atmosfer gerçekten takım için ciddi bir itici güç yarattı. Yalan yok. Ee, zaten kulüp açıklamıştı daha öncesinde biletlerin tükendiğini. O yüzden Fenerbahçe taraftarı gerçekten basketbol adına en azından ben diğerlerine takip edemedim salonda olduğum için. Basketbol adına üstüne düşeni fazlasıyla yaptı fersah fersah. Ee, onları da tekrardan tebrik etmek lazım. Maç özelinde yorumlayacak olursak e, gerçekten herhalde bu filme daha dramatik bir son çekilemezdi muhtemelen. Çünkü iki temsilcimizin de sezon başında bize hayal ettirdiklerine bakınca e, gerçekten kırıcı bir son oldu. Günün sonunda iki Türk takımı da belki Final Four'da ya da Playoff'da beklerken e, birbirlerinin aslına bakarsanız e, maalesef üstüne basmak zorunda kaldılar. Fenerbahçe, Efes'in biletini kesmiş oldu. Maç özelinde yorum yapmak gerekirse de Fenerbahçe maçı baştan sona kontrol etti demek mümkün. Hani Efes'in görece olarak farkı kapattı. Oyun üstünün ele aldığı yerlerde bile olay aslında Fenerbahçe'nin kontrolü altındaydı. Efes genel olarak yine fiziksel takımlara karşı koyamamasıyla zaten e, bu sezon özellikle konuştuğumuz bir takım. Fenerbahçe'de de aynı durum yaşandı. Fenerbahçe'nin iki forveti 40'ar dakika süre aldı. Jonathan Motley Düzeltiyorum. Nigel Hayes Davis ve Dijampierre. Efes hiçbir şekilde formül üretemedi. Zaten Nigel kariyer rekoru kırdı. Gerçekten olağanüstü performanslar sergilediler. Fenerbahçe'de Nick Calates'e bir parantez açabiliriz. Maçın ilk, ilk yarısında çok iyi oynadığı gibi maç boyu e, oyunun kontrolünü Fenerbahçe'nin sağlamasında e, önemli bir faktör oldu. Tempoyu kontrol etmekte, top yönlendirmede, hücum e, organizasyonlarını düzenlemede e, Nick Calates büyük bir rol oynadı. Günün sonunda Fenerbahçe Aslına bakarsanız rahat bir galibiyet aldı. Maç sonunda tatsız olaylar yaşandı. Ergin Ataman'ın bitime 35 saniye kala İtudis'in elini sıkıp salonu terk etmesiyle başlayan bitime 4 saniye kala ya da 3 saniye kala yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe yardımcı koçu Stefanos Dedas Tyler Dorsey'e maç bitti. Bitmek üzereyken topu atmasını söyledi. Kenarda da Will Clyburn sinirlenip dedasının üzerine yürüdü. Orada aslında bir kargaşa çıktı. Sonrasında Will Clyburn koridora koştu. Bilmiyorum denk geldiler mi. O, o anda seçemedim pek fazla ama e, böyle tatsızlıklar oldu. Ben bunu Anadolu Efes adına da katarsis olarak yorumluyorum aslında. Çünkü netice itibariyle bu basketbolda olabilecek bir şey. Yardımcı koç da söyleyebilir üzerine vazife olmasa der ne kadar. Baş antrenör de söyleyebilir size. Hücuma devam etmeniz yönünde böyle bir direktif gelebilir. Ama dediğim gibi ben bunu sezonun geneli için Anadolu Efes adına bir katarsis olarak görüyorum. Ergin Ataman'ın e, gitmesinden başlayarak. Neden diye sorarsanız Will Clyburn, Shane Larkin, Vazilya Mitsic bir takımdaki birçok isim. Daha. Bunlar winner oyuncular. E, günün sonunda oluşan tablo için bir hayal kırıklığı. Kariyerlerinin e, geldikleri bu noktada gerçekten en, herhalde isteyecekleri en, en son şey. E, Anadolu Efes'in Euroleague sezonu aslında son iki maçta Kendilerine küçük bir umut ışığı yaratmış olsalar da kırıcı bir şekilde bitti Fenerbahçe der bir mağlubiyetiyle Yani dediğim gibi bu bir film olsaydı bundan daha dramatik bir son olamazdı herhalde Fenerbahçe son hafta playoff biletini almak için Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek Hala bitmedi işler ama o kadar karışık hesaplar girdi ki işin içine Fenerbahçe-Efes maçından sonra Euroleague resmi sitesi Fenerbahçe'nin playoff'a kaldığı yönünde bir paylaşım yaptı ve yarım saat sonra sildi ee, son hafta Fenerbahçe'ye kazandığı takdirde 5. olabilir. Yani baktığınız zaman aylardır konuştuğumuz mevzu. Fenerbahçe'nin 4-5 eşleşmesi ideal. Okey. Kazanırsa olabilir. Ama kaybettiği takdirde 9. sıraya kadar da düşebiliyor. Aslında böyle e, matematiksel olarak karmaşık bir sezon var. Aslında bu Euroleague sezonunun genel özeti de e, olarak yorumlanabilir. Çünkü hani artık maçlar öyle bir noktaya geldi ki izlerken maçın içindeki stres seviyesi size de sirayet ediyor. Yani Biraz nükteden bir yaklaşım olacak ama sene başında benim daha fazla saçım vardı. İzlediğim her yürürlük maçında 2-3 tel döktüm. Sezonun sonuna doğru muhtemelen durum bundan da vahim olacak benim adıma. Fenerbahçe-Kızıl Yıldız maçıyla ilgili bir yorum yapacak olursam. Fenerbahçe tabii ki Efes maçının getirdiği psikolojik moral moralle, psikolojik üstünlükle Kızıl karşı bir adım önde. Kızıl Yıldız iddiası bitmiş bir takım her ne kadar geçen hafta Olympiakos'u yense de. Fenerbahçe'nin kazanıp kendi playoff'u atacağını düşünüyorum. Ee, her ne kadar geçirdiği son 1-1,5 bir, bir aylık sancılı döneme rağmen Fenerbahçe yine istediği noktadan girmiş olacak kazandığı takdirde playoff'a. Ee, Anadolu Efes ve Kızıl Yıldız maçlarını getirdiği bir motivasyonla girmiş olacak. Bel belki Fenerbahçe bundan 2 hafta 3 hafta önce 5. lig sırasını ya da playoff'u garantilese ve 2-3 maçlık bir mağlubiyet serisiyle girse playoff'a. Fenerbahçe açısından bu kadar kolay olmayacaktı işler. En azından e moral motivasyon olarak. Bu önemli oldu aslında bakarsanız. Her şerde bir ayır var derler ya. Onun haricinde Fenerbahçe ile ilgili hafta içinde iç transferde gelişmeler oldu. İstersen sorayım onu da hemen sana. Fenerbahçe Nigel Ace Davis ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. Daha şu an Pierre ile de sözleşme uzatılacak gibi gözüküyor. İstersen bu konular hakkında ne dersin? Fenerbahçe kadroyu koruyor. Bu Fenerbahçe iç transferden öncelikle erken harekete geçti. Bu çok önemli bir durum. Çünkü sezon içinde özel performanslar gösteren oyuncular vardı sezona yayıp bunu. Ee, muhtemelen hepsinde taliplisi olacaktı sezon sonu gelindiği noktada Fenerbahçe Nigel A. Davis'e 3 yıllık sözleşme yeniledi Sezon başında 1 yıllık kontrat yapılmıştı Ki e, bir ilgi var mı bilmiyorum ama oyuncuya muhtemelen Real Madrid e ilgi gösterebilirdi Çünkü e, onlarda da Dijampierre'e benzer bir 4 numara profili var hani Birbiriyle uyumları bu sezon ön plana çıktı Gabriel Dek'le de e, iyi bir kombinasyon olabilirdi Ama Fenerbahçe erken hareket edip e, Nigel A. Davis mezunu 3 yıllığına kapattı de Champier'in bir yıllık sözleşmesi vardı. Ona da muhtemelen ciddi talep gelebilirdi. Önümüzdeki yıllardan itibaren, belki bu sezondan itibaren çıkış hakkı varsa kontratta. Onunla da bir yıl daha sözleşme uzatmak için, yani toplamda iki yıl daha Fenerbahçe'de devam edeceği şekilde bir anlaşmaya varılmak üzere. Gerçekten çok, e, bu sezon özellikle yorumlamak gerekirse iki oyuncuyu, Euroleague'deki en iyi forvet ikilisi olduğunu dönem itibariyle söylemek gayet mümkün. E, o yüzden çok... İç transferde yerli yerinde hamleler oldu. Ayrıca az önce bahsetmiştim Will Clyburn'la kavga mevzunda. Stefanos Dedas'ta takımdan ayrılma durumu gündeme geldi. Hapoel Olon şu anda İsrail ekibinin e, baş antrenör listesinde bir numarada yer alıyor. Daha önce çalıştırmıştı da Hapoel Olon'un. Onun gitmesi e, gibi bir durum gündeme geldi. O ayrılabilir. Onun haricinde Fenerbahçe e, tabii dış transferde de isimler alınıyor. Henüz olgunlaşmamış olsa da. Önümüzdeki sezon için çalışmalar erkenden başladı Son olarak Anadolu Efes'e sular durulmuyor. Son bilgiler gelmeye başladı. İzmir deplasmanına gitti Pınar Karşıyaka maçı için Anadolu Efes. Hı. Dönüşte uçak kaçırıldı ve otobüsle dönmesi planlandı Anadolu Efes'in. Fakat bu sefer de bazı oyuncular ki hemen söyleyelim Clyburn ve Larkin otobüse binmeyi reddettiler. Yine bir karışıklık durumu söz konusu. Nedir durumu senden alalım ve ne bekliyorsun Anadolu Efes'in gelecek sezon kadrosu ile alakalı? Anadolu Efes'in aslında şu anki durumu Will Clyburn'ın birkaç önce birkaç hafta önce attığı tweet'le özetlenebilir. Aile içinde huzursuzluk var burası kesin. Bu başarının önüne geçen bir durum. Çünkü aslında mutlu bir ortam yok. Biliyorsunuz kolektif başarı yakalamak için herkesin birbiriyle entegre aile ortamı yakalamak bir kenara eee Ortak bir amaç uğruna birlikte hareket etmen gerekiyor ama takımda bazı fikir ayrılıkları var. Birbirleriyle ilgili çok sevgi bağı olduğunu da anladığım kadarıyla söylemek mümkün değil. Oyuncularla koç arasında da olabilir. Bilmiyorum oyuncuların kendi arasında nedenli problemleri var ya da yok mu ama. Euroleague'den elendiği noktada Anadolu Efes Ergin Ataman e da geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Bundan sonra hedef basketbol süper ligi diye. Sezonda geri kalan hedefler için Anadolu Efes adına daha kötü ne olabilir diye bir soru sorsak herhalde cevap bu tarz bir şey olurdu. O açıdan e, Anadolu Efes için pek iyi haber değil. Çünkü e, bu gerginliğin sezonun devamına ne kadar yansıyacağı çok önemli. Çünkü yansırsa e, ülke genelinde şöyle bir genel kanı var. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes Fenerbahçe arasında bir basketbol süper liginde hegemonya var ikisi arasında dönüyor ama bu sene öyle bir durum yok bana kalırsa. Çünkü Anadolu Efes ve Fenerbahçe için sakatlık problemi olur, mental, form düşüklüğü olur ya da ne bileyim dönemsel olarak ayağınız en ufak takıldığında sizi orada e, bulunduğunuz yerden indirebilecek Türk Telekom ve Pınar Karşıya kalır. Bunlar bu sene gerçekten e, nasıl derler? büyük takımlar için korku yaratacak, endişe verecek düzeyde e, performanslar sergileyen takımlar. Türk Telekom özellikle 11 maçtır kazanıyor. Karşıyaka geçtiğimiz hafta Efes'i yendi ki ters gelen bir takım. Bu sezon ikinci kez yendi. Yani e, Anadolu Efes için bundan sonra işler çok parlak gözükmüyor basketbol süper ligi adına da onu söyleyebilirim böyle devam ederse. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.